İşte Mustafa Kemal. En güzel zamanları, ışık ışık saçları, şimşek bakışları ile böyle her sıktığı elin göğsüne doğru azmini, muhabbetini götüren edası ile halk arasında ilerleyip duruyor. Denizde her türlü vasıtadan faydalanarak Mustafa Kemal her fırsatta kendisini halkın arasına atmakta, büyük devlet işlerinden yorgunluğunu halkı dinlemekle, halkın fikirlerini, davalarını benimsemekle avutmaktadır. Alnında millet işlerini düşünmenin meydana getirdiği cefa çizgileri, yüzünde milletini hürriyete kavuşturmanın şevki, sevinci. Mustafa Kemal her zaman manalı yüzüyle her gören insanda sevgilerin en güzelliği yaratmaktadır. Ufkunda doğacağım, ufkunda batacağım. Asırlarca yasam hepsini anlatacağım. Ve bu yüzden yersen bir gün daha tacını, istersen çiğne diye önüne atacağım. Söndüğünü görsek de bin meşale emelin, ebediyet yolumuz, öyle elimde elin. Ak düşecek saçınla nur kattığın heykelin, hamuruna harç diye kanımı katacağım. Yansam da masalların aşık keremi gibi, bu aşk ölmez öyle her gönül veremi gibi. Şöhretin denizleri aşacak gemi gibi, ben dalga gibi ayak ucunda yatacağım. Asırlarca yatsam hep seni anlatacağım. Mustafa Kemal'den her gittiği yerde şeref defterine bir imza isterler. Mustafa Kemal her şeref defterine kendi adını, milletinin adını yazmıştır. Tarihin altın yapraklarına olduğu gibi. Halkı selamlarken baş eğmesi insanın içini ürpertecek kadar güzeldir. Dünyada hiçbir kuvvete baş eğmemiş olan bu adam, yalnız Türk milletinin ve Türk halkının asaletine karşı baş eğmekte, onu selamlamaktan, onun huzurunda eğilmekten, ona kendini teslim etmekten gurur duymaktadır. Cumhurreisi, devletinin kurtarıcı ve kurucusu Mustafa Kemal bir seyahatten dönmekte ve kendisine hasret kalan arkadaşlarını selamlamakta. Ve Ankara'da yeniden büyük işi başında bulunmaktadır. Atatürk ve bakanlar Büyük Millet Meclisi'ne geliyorlar. Kımıldadı mı? Askeriyle, halkıyla, siviliyle, öğrencisiyle bütün millet onunla beraber harekete gelmektedir. O, Türk milletinin Türk vatanı ortasındaki kalbi gibidir. Bütün damarlar ona geliyor. Bütün kan ondan aldığı hızla vücutta geziniyor. Sultanların oturduğu, milletten uzak vakit geçirdiği Dolmabahçe'de.
hem dert. Halkla, insan deniziyle su denizi arasında daima çalkalanıp duran bir canlı deniz gibidir. Her zaman hareket halinde, her zaman dinamik, bir büyük insan. Kemalettin Kami'nin bir güzel beyti vardı. Yaşadı, başı dik dünyaya karşı, dünyayı getirdi cenazesine. Yalnız ölümüne 50'den fazla milletin askeri iştirak etti. Sağlığında da onun ayağına gelen sayısız krallar, sayısız devlet büyükleri görüldü. İşte onlardan biri. Eski Afgan kralı Amanullah Han'ın ziyareti...